Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Begüm. Bugün sizlere kahve çeşitlerinin ikincisini çekmek istiyorum. Evet, iftardan sonra şöyle koltuğumuza yayılıp güzel bir kahve keyfi yapmak istiyorsanız bugün size cappuccino'yu önermek istiyorum. Cappuccino nasıl yapılır? Hangi detaylara dikkat çekmemiz gerekiyor? Nasıl süslememiz gerekiyor? Onlardan bahsetmek istiyorum. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum ve hemen videomuza geçelim. Herkese merhaba. Bugün sizlere cappuccino tarifi vermek istiyorum. Şöyle bir bardağım var. Bardağımın ölçüsünde yarısına kadar köpüreceği için yarısına kadar sütümü doldurup şöyle bir cezveye alıyorum. Şöyle göstereyim. Cezvemin içine döktüm. Şimdi bunu hemen ocakta kaynatacağım. Şimdi normalde bunu granül kahveyle, Nescafe ile de yapabiliyorlar. Fakat benim elimde şöyle hazır yurt dışından gelmiş bir cappuccino var. Bu normal hazır olduğu için ben bunu bu şekilde kullanacağım. Bundan şöyle 2 kaşık kadar koyuyorum bardağımın içerisine. Tabi az isteyenler az da kullanabilir. Ben yoğunluğu fazla olsun istediğim için 2 kaşık kullanıyorum. Normalde 3 kaşık kullananlar da var. Bu şekilde 2 kaşık kadar doldurdum. Dediğim gibi 1 kaşık da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde bardağımıza yaydıktan sonra sütümüzü kaynatıyoruz. Sütümüzü kaynattıktan sonra üzerine boşaltacağız. Yalnız ufak bir şey, sütümüz kaynadıktan sonra cappuccino'nun üzerine döktüğümden dolayı hazır olduğu için de normalde köpürüyor. Yani köpürtmemize gerek kalmıyor. Ama ben daha da böyle köpüklü bir kıvam alsın diye sütümü French press'te birazcık köpürtmek istiyorum. Şimdi normalde sütümüzü kaynattık. Sütümüz gördüğünüz gibi bakın. Zaten kaynayınca köpürdü. Üzerindeki köpürükleri görüyorsunuz. Kıvamı koyulaştı. Bunu bu şekilde benim hazır olduğu için cappuccino bu şekilde üzerine döktüğümüzde zaten köpürecek. Karıştırıyoruz hızlı bir şekilde. Ama ben bunu yapmadan önce şöyle yapmak istiyorum. Sütüm birazcık daha böyle sıcakken ve köpürmüşken daha da köpüklü bir kıvam alsın diye şöyle French press'ime döküp, daha doğrusu daha da köpürtmek istiyorum. Sütümü ekliyorum. Bunu normalde bardağın içine döktükten sonra da kaşıkla hızlı hızlı karıştırarak cappuccino'nuzu oluşturabilirsiniz. Yalnız şöyle ben direkt French press'inde 2 katına çıkacak şekilde hızlı hızlı karıştırıyoruz. Şimdi söylemiş olduğum gibi ben French press'te şöyle bakın köpürttüm. Cappuccino zaten kıvamından dolayı normalde de kaşıkla yaptığınızda, yani French press herkesin evinde artık var diye bu şekilde yaptım. Şöyle köpüklerini alalım. Normalde zaten böyle bardağınıza döktüğünüz anda kaşıkla karıştırarak da bu kıvamı, dediğim gibi orijinal cappuccino olduğu için bu kıvamı alabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de cappuccino'yu sütle karıştırmadan altına efekt versin diye birazcık daha süt kaynatmıştım. Şimdi bakın köpürmüştü. Cappuccino'muzu hazırlamıştık. Sade sütümü de böyle kenardan döküyorum. Köpüğü delmeyecek şekilde. Evet, cappuccino'm hazır. Şimdi hem köpüklü hem cappuccino'nun kendisi var. French press ile yapabilirsiniz. Dediğim gibi cappuccino'yu koyduktan sonra lezzeti birazcık daha artsın istiyorsanız kaşığınızla da cappuccino'yu karıştırıp bu kıvamı elde edebilirsiniz. Ben bunun üzerine isterseniz karamel de sıkabilirsiniz birazcık daha cappuccino tadını alabilmek için. İsterseniz de şöyle cappuccino'muzdan birazcık şöyle üzerine ekleyip cappuccino'muzu afiyetle içebiliriz. Köpüğü bol, cappuccino'muz hazır. Afiyet olsun. Ben şimdi bunu içeceğim. Siz de yapmaya koydum bence. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, videomu izlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Abone ol tuşu yanındaki zil butonu açarsanız bildirimlerimden haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.